Değerli izleyiciler, Kanal Uç ekranlarına, özel gündem programına hepinize hoş geldiniz. Stüdyomuzda yine çok kıymetli bir konuğumuz var. İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Sayın Mehmet Buldan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk Hülya Hanım. Çok önemli bir konuyu işleyeceğiz, masaya yatıracağız sizlerle birlikte. Malumunuz afetler ülkemizin ve toplumumuzun beşeri ve ekonomik anlamda derinden etkiliyor. Bunu artık hepimiz de biliyoruz. Evet. Bu anlamda sizlere de ciddi vazifeler ve sorumluluklar düşüyor. Ben sizlerin ne kadar kapsamlı çalıştığınızı çok iyi biliyorum. Bu yapılan çalışmaları da izleyicilerimizle buluşturmak için bugün buradayız. Başlangıç itibariyle şöyle soralım. AFAD nedir Sayın Müdürüm? Evet, öncelikle bize bu imkanı verdiğiniz için çok teşekkür ederim. AFAD aslında Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı'nın kısa adı. 2009 yılında kurulmuş. Üç genel müdürlük vardı biliyorsunuz. Afet ve acil durumlara karşı alınacak önlemler ve tedbirler ve müdahalelerle ilgili. Afet Yönetimi Genel Müdürlüğü, Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, Afet İşleri Genel Müdürlüğü. Bunların yerine tek çatı altında afet ve acil durum işleri yürütülmesi için o dönemki duruma göre Başbakanlığa bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı kuruldu. İllerde de il valisine bağlı olarak İl Afet Acil Durum Müdürlükleri kurulmuştu. O günden bugüne kadar geldiğimiz noktada şu anda İçişleri Bakanlığı'na bağlı Afet ve Acil Durum Yönetim Başkanlığı bütün afet ve acil durumlara karşı alınacak her türlü tedbiri, her türlü yapılacak çalışmayı tek çatı altında koordine eden, diğer bakanlıklarla birlikte eşgüdüm halinde yürüten bir teşkilat olarak çalışmalarını yürütüyor. İlde de yine aynı şekilde il valisine bağlı olarak İl Afet Acil Durum Müdürlüğü olarak afet ve acil durumlarla birlikte sivil savunmaya dair iş ve işlem yürütmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Peki Afyon Karahisar'daki çalışmaları sormak istiyorum. Sizler bu konuda ciddi çalışmalar yürütüyorsunuz, ciddi toplantılar yapıyorsunuz ve pek çok iştirakçıyla beraber yapıyorsunuz bu toplantıları. İl genelinde yapıyorsunuz. Neler yapılıyor Afyonkarahisar'da? Öncesi çok önemli çünkü. Evet. Şimdi biraz önce söylediğim gibi aslında afet öncesinde işte 2009'dan önce kriz yönetimi anlayışı vardı. Afet olur ve müdahale edilir, yaralar sarılırdı. Afetle birlikte bu aslında milat Marmara depremi, daha sonra Van depremi doğurduğu sonuç olarak bütünleşik afet yönetim sistemi, uluslararası alanda kullanılan literatürdeki tanımıyla beraber afet öncesi, sırası ve sonrası afet döngüsü sistemini kurmak ve bunu yerelden genele kadar tamamen yekseneklik içerisinde işler pozisyonuna getirmekti. Bu çalışmaları 2009'dan bu yana yürütüyoruz. Öncesiyle ilgili bütünleşik afet yönetim sisteminin oluşturulması ve kriz yönetiminden risk yönetimine geçişi evrilmesini sağlayıcı politikalar üretilmesi gerekiyordu. Afet Başkanlığımızın stratejileri doğrultusunda ilimizde de biz bu yönde çalışmaları ilk günden itibaren yürütüyoruz. Afet yönetimi ve afet öncesi ve sonrasında yapılan faaliyetleri kapsayan, mevcut kaynakları organize eden, analiz yapan, karar alma ve buna bağlı olarak değerlendirme süreçlerini içeren bir sistemin Afyonkarahisar'da oturması için ilk önce afette müdahale ile ilgili 2014 yılında daha önce afet planlamaları ile ilgili yönetmelikler, çalışmalar, planlar revize edildi. Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında Türkiye Afet Müdahale Planı çıktı. O plan çerçevesinde ilimizde de diğer bütün kurumlar afete müdahaledeki rollerini, sorumluluklarını ve kapsadığı alanları eşgüdüm halinde 26 çalışma grubunun ve 26 kurum ve kuruluşun ana çözüm ortağı oldu. Daha sonra bunların destek çözüm ortakları olduğu bir plan ortaya koyduk. Afyonkarahisar Afet Müdahale Planı. O günden bugüne kadar afetlere diğer kurum ve kuruluşları hem koordine eden valilik adına yine başkanlığımız adına ve onlarla beraber yine de müdahale faaliyetlerini, sekreterya işlemlerini gerçekleştiren bir kurum olarak devam ediyoruz ve bu sistemdi. Bu sistemi o kısmı oturtturduk. Bunu söylerken şunu söylüyorum. Bu afet döngüsünün öncesi olan hazırlık ve zarar risk azaltma planlarından önce müdahale ile ilgili
daha önce kriz yönetimi anlayışındaki o pozisyonu daha netler ve net hale getirilen bir sistemi kurduk. Şimdi ise aslında pilot il olarak geçen yıl Sayın Bakanımızın Süleyman Soylu'nun talimatıyla faaliyete geçen il risk azaltma planını biz hazırladık. Biraz sonra da bahsedeceğimiz aslında konuların başında gelen bir sistem bu da. Ve bu sistemin ayaklarını tamamlıyoruz şu anda biz. Ve önümüze çıkan bir plan var çalışmalarımızın sonucunda. Bunu nasıl bütün halkla iç içe edecek ve bütün kurum ve kuruluşları dinamik halde herhangi bir afet anında ve öncesinde kimin ne yapacağını belirleyen bir sistemi kurduk. Afetten sonrasında iyileştirme çalışmalarıyla ilgili de yine afetin koordinasyonunda ve sorumluluğunda olan kurumlarla beraber eşgüdüm halinde ne yapılmasını öngören sistemi yürütüyoruz. Biz burada afet müdahale kapsamında arama kurtarma birliği 11 ilden birisi bizde olduğundan dolayı ulusal çapta da olabilecek büyüklükteki afetlere işte İzmir'di, Giresun'du, Bingöl'dü, Elazığ'dı geçen yıldan bahsedersek buralara zaten ekiplerimizi yönlendiriyoruz ve bu ekiplerimizin artık afet ve acil durumlara müdahaledeki arama kurtarma akut dönemindeki faaliyetlerin icrası ile ilgili kendilerini geliştirecek hem ekipman olarak hem de ihtisaslıcı konular itibariyle de işte kimyasal, biyolojik, nükleer, radyolojik olsun. Bununla beraber efendim dağcı ekiplerimizin olsun, köpekli timlerimiz olsun. Bunları aslında 2009'dan öncesinden ve şu ana baktığımızda gerçekten ülke çapında bizle beraber diğer illerde aynı şekilde gelişiyor ve buna karşı yapmış olduğu her türlü ekipman desteğinden, personelin yetiştirilmesinden ve müdahale anını en aza indirecek sistemi kuruldu Afyon'da. İşin doğrusu bu. Bu sistemi işletiyoruz. İşte önümüzdeki günlerde inşallah risk azaltma yönelik sistemi de ilimizde Sayın Valimizin onayıyla Bakanlığımızın uygun görüşüyle İl Afet Risk Azaltma Planı devreye girdi. İnşallah bu yönde de çok iyi sonuçlar alacağımız bir sistem ortaya koyduk. Şu anda çalışmalarımızı her alanda, işte trafik kazalarına müdahalede tutun da en küçük bir hayvanın dahi kurtarılmasına kadar nerede hayat orada afet sloganıyla ve düsturuyla ve vicdani bir iş yapıyoruz. Ve bu kamu aleyhine de bu insanların en zor zamanında yanında olabilmenin bütün kabiliyetlerini, bütün yeteneklerini ortaya koyma çabası içerisinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Nerelerde eğitimler veriyorsunuz müdürüm? Şimdi eğitim noktasına geçer isek, tabii geçen yıllarda biz de eğitimlerimiz temel arama kurtarmadan tutun da yangın olsun, diğer kabarene konuları olsun, her konuda biz eğitimler veriyoruz. Ve verdiğimiz eğitimler öncelikle geçen yıllarda genelde okul odaklı yapıyorduk. Yani ilimizdeki okullarda hem eğitim, hem tatbikat, hem taliye, hem ikaz, alarm tatbikatları olsun, hem afet tatbikatları olsun, bunun yanında da afet bilinçlendirme eğitimleri ve 2013 yılında ortaya konan bir, yine bir proje vardı. O proje doğrultusunda afete hazır okul, afete hazır iş yeri, afete hazır aile ve birey, afete hazır gençler kapsamında eğitimlerimizi veriyorduk. Geçen yıl Süleyman Soylu Bakanımızın, İçişleri Bakanımızın 2021 yılını afet eğitim yılı ilan etmesiyle beraber ilimizde yoğunlaştırılmış ve artırılmış olarak toplumun her katmanına 7'den 70'e bir eğitim seferberliği başlatıldı. Her türlü kanallar denilerek halkımıza afet ve acil durumlarda ne yapması gerekiyor? Vatandaşın o afet kültürü ve bilincini oluşturacak tarzda STK'lar olsun, bütün kamu kurum ve kuruluşlar olsun, iş yerleri olsun, yine okullar olsun, bu alanlar kullanılarak her farklı kanal kullanılarak yine afet ve acil durumlardaki ilk 6 saatten tutun da yaşam çevremizdeki riskler nelerdir? Bunlara kadar kendilerini bilgilendiriyoruz. Bir afet anında ne yapması gerekiyor? Ve afetten sonra acil toplanma alanına intikali nasıl olacak? Ondan sonraki süreçte barınma, çadır kent ve de konteyner kent dediğimiz noktalara intikali nasıl olacak? Bunlara kadar bilgilendirmeler yapıyoruz. Ve bu ay
özellikle aile afet planı oluşturmalarını, tehlike avı yapmalarını ve bununla beraber eğer bir afet olduğunda çevresine nasıl yardımcı olacağına kadar afet gönüllülük sistemini de işleterek kendilerine temel arama kurtarmaya kadar bilgiler ve eğitimler vermekteyiz. Peki, sizce Afyonkarahisar'ın karnesi nasıl Sayın Müdürüm bu konuda? Şimdi Afyonkarahisar'ın karnesi olarak baktığımızda ne amaçla bir karneden bahsediyoruz? Yani afetlere bakış açısı mı? Evet, yani pek çok eğitimler veriyorsunuz. Evet. Sizce olası bir afette bizler hazırlıklı mıyız? Şöyle, aslında Afyonkarahisar afetlere karşı hep duyarlı ve uyanık olmuştur. Şimdi doğrusu bu da şundan dolayı, yaşadığı acılarla ilgilidir. Afyon dendiği zaman çoğu zaman deprem akla gelir her yerde, herkeste. Ve buna karşı duyarlılığı aslında yüksektir. Biz bu duyarlılığı sistematik bir şekilde eğitimle daha böyle kendilerinin herhangi bir afette böyle kargaşaya, paniğe kapılmadan pratik hale dönüştürüyoruz. Yani Afyonkarahisar'ın geçmişine ilk son 100 yıla baktığımızda bulunduğu konum itibariyle her an için deprem olabilecek riski yüksek olan bir ilimiz. Şöyle baktığımızda 2012 yılındaki deprem diri fay haritasına ve daha sonra da baktığımızda Türkiye deprem haritasına, bizim geçen yıl AFAD'ın 2019 yılında yayınladığı deprem tehlike haritasına baktığımızda bulunduğu konum itibariyle kırmızı olan noktalar afet riski yüksek olan yerlerdir. Fay hatların olduğu yerlerdir. Afyonkarahisar'da 31 fay var. 31 adet fay var. Şu şekilde baktığımızda bu gördüğünüz çember içerisindekiler faylar. Bunların 23 tanesi diri fay. Bununla beraber son 100 yıla baktığımızda Afyonkarahisar'da 4 yıkıcı deprem meydana gelmiş. Dinar'da 2 tane bu şekilde. 95 en sonu. Sultan Dağı'nda gerçekleşmiş. 6'nın üzerinde deprem üretebilecek fay mevcut ve zaman zaman da Afyon'u yokladığından dolayı devamlı suretle Afyonkarahisar'ımızın deprem olma riski yüksek olduğu gibi yaşamış olduğu daha önceki afetler de halkımızın buna karşı duyarlı ama bilinçli hale dönüşmesi için de bizim aslında 2009'dan bu yana 400 bine yakın insana biz afet bilinçlendirme eğitimleri verdik. Ama bu sene şu ana kadar farklı kanallarda kullanarak 120 bin insanımıza depremle ilgili bu pandemi kuralları ve koşulları kaidesini de dikkate alarak çalışmalarımızı şu anda 50 kişilik bir eğitim timimiz var. Bununla beraber geçen hafta kamu kurum ve kuruluşlardan da yine 35 kişiye ki bu peyderpey devam ediyor, afet eğitmeni olmalarını kazandırıyoruz. Çünkü bizden aldıkları eğitim ve tecrübeyi hem kurumların hem kurumlarındaki personelin ailelerine ve çevresine ulaştırmasını sağlıyoruz. Bununla ilgili pek çok da bakanlığımızın yayınında kendilerle paylaşıyoruz. Geçen ayda ilçelerimizi kamu yöneticileri, muhtarlara kadar hem afete müdahale kapsamında hem de afet anında ne yapması gerektiğini kendilerine anlattık. Daha sonra biz bunları tekrar eğitimlerimizde devam ettireceğiz. Yine her toplu alanda ya da bireysel olarak eğitim almak isteyen insanlarımıza zaten internet ortamındaki bu kamu spotları olsun, eğitim ders notlarımız olsun, bunlarla da kendilerini bilgilendiriyoruz. Evet, gerçekten çok güzel. Pilot iliz bu konuda. Tabii sizin öncesin ve sonrası için hazırladığınız pek çok proje var. Ben evet. Şimdi birazcık müsaadenizle ondan bahsetmenizi rica edeceğim. İRAP, evet. Afet Risk Azaltma Planı. Çok önemli bir proje. Nedir efendim bu proje? Şimdi İRAP aslında başta söylediğim gibi afet yönetim sisteminin ve döngüsünün ilk ayağını oluşturuyor. Siz afetlere karşı önlemlerinizi önceden alırsanız ki şunu söyler zaten bu işin çalışmasını yapan bilim adamları ve bu işin daha önce yaşayan maliyetini ortaya çıkaranlar. Burada bir birim maliyette afet öncesi yaptığınız çalışma afetten sonra 7 birim maliyete tekamül ediyor.
Onun için bizim evet afet anı planlarımız olacaktır. Afetten sonraki planlarımız da olacaktır. Ama asıl olan afetten önceki planlarımızı yapmamız lazım. Ve afetten önce bir afet meydana gelmeden önce dayanıklı bir şehir, dayanıklı bir kent, dayanıklı bir yerleşim yeri oluşturmak için ne yapmamız gerekiyor? Önce biz bununla ilgili ne yaptık? Evet, geçen yıl İl Afet Risk Azaltma Planı'nın oluşturulmasında, hazırlanmasında pilot ildik. 6 ilden birisiydik. Çok şükür biz bunu tamamladık ve kitapçık haline de getirdik. Evet, bu kitabın içerisinde bugüne kadar herkesin afetlerle ilgili söylediği ve şöyle olması gerektiği dediği her şey var. Ama nasıl var? Bir tasnifi yapılmış. Bununla ilgili bilimsel çalışmalar, literatür taramaları yapılmış. Akademisyenlerin desteği alınmış. Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi'nin Deprem Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü çok büyük katkılar sağlamış. Oradaki hocalarımız sağ olsunlar. Ve AFAD Başkanlığımızın yine bu konudaki yönlendirmeleri, koordinatörlüğü. Bununla beraber yine deprem ya da afet dediğimizde Japonlar aklımıza gelir. Biz onların tecrübelerini aldık. Nasıl aldık? JICA, Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı ile beraber bu planın hazırlanma sürecinde bize uzman gönderdiler. Biz onlarla beraber çalıştık. Buradaki bu işi hazırlayacak paydaş kurum ve kuruluşlara bir afetten önce alınması gereken tedbir nedir? Yani biliyorsunuz afete karşı afet müdürlüğünün kendine göre belli bir çalışma yeterliliği var. Afette bütün kurum ve kuruluşların çalışması gerekiyor. Ve bugüne kadar yapmış oldukları çalışmalar var buna karşı alınmış. İşte belediyenin olsun, DSE'nin olsun, karayollarının olsun, diğer çeşitli kurumların olsun. Bunlar ne yaptılar? Yani afet önleyici planları nelerdir? Bunların bir taramasını yaptık ya, bunlardan dedi ki ne yapacağız bundan sonra? Afetlerden en az zararla çıkabilmek için, sürdürülebilir hale gelmesi için yaşam çevremizdeki riskler nelerdir? Bunları tespit edip bu risklere, bu tehlikeler nelerdir? Bu tehlikelerin doğuracağı sonuçlar nelerdir? Biz bunları tartıştık günlerce. Nasıl tartıştık? Çalıştaylar yaptık. Birinci çalıştayda dedik ki yani nedir buradaki durumumuz? Öncesinde ne yaptık? Öncesinde 89 kurumdan bir anket yaptık. Halkımızla da anket yaptık. Evet, Afyon, sizin aynı sorduğunuz soruya geliyorum yine. Afyon'daki deprem, afet dediğinizde ya da yaşadığınız böyle bir durum olduğunda aklınıza ne geliyor? Hangi afet türü geliyor diye sorduk. Önceledik biz, önceliklendirdik afet türlerini. Burada önceliklendirdiğimiz afet türleri içerisinde nelere çalışmamız gerektiğine karar verdik. Süreç bu şekilde geldikten sonra birinci çalıştayımızı yaptık. Birinci çalıştayda 6 afet türü üzerine çalışma yaptık. Bu 6 afet türü nedir? Birincisi deprem. Yani sonuç olarak ortaya çıkan durum bu. Afyonkarahisar'ın bulunduğu Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay zonu ile sınırlanan Anadolu plakası içerisinde kalan bir sistemin içerisindeyiz ve sismik olarak Batı Anadolu'nun en aktif yapılarından birisi konumunda olan Afyonkarahisar, Akşehir, Simav, Fay sistemi arasında yine Çivril, Greben sistemi ve Isparta dış açısından da bakıldığında kesiştiği tektonik bir yapı da bir yer. Çünkü çok fazla riskin yüksek olduğu bir yerde depremi tabii ki işlememiz gerekiyordu, anılması gerekenler. Deprem yönetmelikleri çıkarıldı ve deprem alınacak önlemler ve buna göre Türkiye deprem haritası, tehlike haritası ortaya döküldü. Başkanlığımıza biraz önce gösterdim. Sonuç olarak ortaya çıkan bu duruma göre bir analiz yaptık. Geçmişteki yaşanan afet türlerini ortaya koyduk. Biz daha önce Türkiye'de afet tehlikeli haritaları projesi vardı. O projesi kapsamında kaya düşmesi, çığ, heyelan, kaynakları nelerdir, nerelerdir ve daha önce yaşanmış afetler nelerdir ve bunlarla ilgili biz 286 heyelan, 174 kaya düşmesi olabilecek riskli alanları çıkardık ve arazi çalışmalarını yaptık. Daha öncesinde yapmış olduğumuz arazi sistemi içerisinde bunları analiz ettik. Bunları ortaya döktük. Yani kütle hareketleri de bu işin içerisindeydi. Tırnak içerisinde kaya düşmesi, çığ ve heyelanı kapsayan. Bununla beraber meteorolojik
kaynaklı afetler, iklim değişikliği afetler. Burada Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüze çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bize çok katkı sağladılar. Bölge müdürümüze de ve ekibine de bu konudaki katkılar için hasreden tekrar teşekkür ediyorum. Yine burada taşkın, kent içi seller. Burada yine DSİ hem bölge müdürlüğü hem de DSİ şube müdürlüğü olarak Faruk Beylere de çok teşekkür ediyorum. Hem kent içi durumda da belediyenin de çok katkısı oldu. Belediye, Afyon Belediyesi de bu konuda bize çok katkı sağladı. Taşkınlar, taşkın riski. Ki taşkınla ilgili yaptığımız çalışmada Afyonkarahisar şu konuda daha önce yaşamış olduğu seller olsun, afetler olsun, Profesör Doktor Veysel Eroğlu'nun bakanlığı döneminde gerçekten risk azaltmaya yönelik pek çok taşkın koruma yapılmış ve bu bizi bir şekilde ilimizi bu riski minimize edecek seviyeye gelmiş. İnşallah bununla ilgili de çalıştık orada. Bu kitabın içerisinde o da var. Daha sonra yangınlarla ilgili çalışma yaptık. Yangın riskleri nedir? Hem orman alanları olsun, hem kent ve yerleşim yerlerindeki alanlar zafiyet gösteren noktalar nelerdir? Hem kapasite anlamında değerlendirdik. Ne tür önlemler alınabilecek? Bunları daha sonra biz birinci modülde ilin genel bir profilini çıkardık burada. Risk azaltma planını hazırlarken şöyle baktığımızda biraz önce söylediğim gibi öncelikli tehlike haritalarımız burada bu şekilde bir çalışma ortaya koyduk. Bu çalışmanın sonucu olarak bunların üzerinde analiz ettik. Burada yaparken biraz önce bahsettiğim gibi yangınlar 6. çalışma alanımız ise bulaşıcı hastalıklardı. Bu da son dönemlerdeki pandemi COVID salgını nedeniyle öne çıkan bir durumdu. Ve diğer tehlike türleri üzerinde çalıştık. Tabi bu nihai bir sonuç raporu değil bu plan. Devamı geliştirilebilecek. Burada baktığımızda birinci modül dediğimizde ilin profilini ortaya çıkarttık. İlimiz bu konuda afet türü olsun, ekonomik olsun, kültürel bazda olsun ve yer altı noktasındaki faylanma durumu olsun, coğrafi yapısı olsun nedir bunu bir gördük. Bu resmi ortaya koyduk. İkincisi ise burada baktığımız zaman bahsetmiş olduğumuz öncelikli tehlikeleriyle ilgili bir çalışma yaptık. Değerlendirme yaptık, analiz yaptık. Üçüncü modülde ne yaptık? Mevcut durum analiz dediğimiz, GZFT dediğimiz, normal daha çok dilimize yerleşen SWOT analizini yaptık. Evet. Güçlü, zayıf, fırsat ve tehditler analizlerini ortaya çıkardık. Burada yine diyorum, üniversitemizde burada akademik desteği bu noktada çok oldu. Biz neyiz, kimiz, ne yapmamız lazım, eksiklerimiz nelerdir bunları gördük. Üçüncü modülümüz bundan oluşuyor. Daha sonra bunları senaryolaştırdık. İşte ikinci modüle tekrar döndük. Deprem olursa ne kadar işte bu konuda zarar görebiliriz? Zarar görebilirlik analizlerimizi çıkardık. Bütün afet türleri üzerinde bunu çıkardıktan sonra modül 4'tü bu işin aslında ana noktasını, ayağını oluşturan kısım ise amaç belirleyecektik. Amacımız neydi? Hedefimiz neydi? Ne tür eylemleri yapar isek biz bu hem planın amacına uygun hareket etmiş oluruz. Yine ilimizi afetlere dirençli bir toplum haline, dirençli bir şehir haline nasıl getirebiliriz diyerek bunu düşünmeye başladık ve ikinci çalıştayı yaptık. Sayın Müdürüm, bir virgül koyalım. Biraz dinlendireyim sizi. Kısa bir ara vermemiz gerekiyor. Tamam. Sevgili izleyiciler, reklamlardan sonra burada olacağız yine. Değerli izleyiciler, Özel Gündem programı kaldığı yerden devam ediyor. İl Afet ve Acil Durum Müdürümüz Sayın Mehmet Buldan bizlerle birlikteydi. Özellikle son bölümde İRAP'tan bahsediyor idik. Genel manasıyla, ana hatlarıyla değil aslında detaylıca anlatmaya gayret gösteriyorsunuz. Ciddi çalışmalar yapılmış bu konuda da. Bir önceki bölümde birinci modülden bahsettiniz. Yani Afyonkarahisar'ın ilin planının oluşturulması ve çıkartılmasından bahsetmiştiniz. Şimdi ikinci modülümüzle bir devam edelim Sayın Müdürüm. Şimdi biraz önce bahsederken tabii bu plan ortaya çıkarken siz uluslararası alandaki çalışmaları da gözetmeniz gerekiyor. Zaten bu iş ortaya çıktığında geçen yıl pilot il olarak da
tayin edildiğimizde tabii Sendai afet risklerine karşı alınması gereken çerçeve planı vardı. Uluslararası afet yönetim belgeleri de dikkate alınarak ve o 2030 yılına kadar o Sendai afet risk azaltma çerçeve planı içerisinde yapılması gereken ülkelerin planları, programları nedir? Onlara karşı işte belirlenen 7 hedef var, 4 öncelik vardı. Bu öncelik türlerinin içerisinde de afet risk azaltma planlarının yapılmasıydı. Yine Türkiye'nin 11. kalkınma planında da buna değiniliyor. Ve bu yapılsın diyerek bu şekilde bir orada da bir madde var. Yine aynı şekilde bizim 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde de bunun üzerine vurgu yapılıyor. O vurgu noktasında da ülkemizde de yerel ölçekte bu planların yapılması. Tabii ulusal ölçekte nasıl Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında yerel ölçekteki afet müdahale planları çıktıysa, TARAP dediğimiz Türkiye Afet Risk Azaltma Planı çerçevesinde de ilafet risk azaltma planları ortaya çıkması gerekiyordu. Biz yaptığımız bu çalışmanın içerisinde belli bir kılavuzun oluşması ve bu sistemin kurulması için biraz önce de söylediğim gibi hem üniversitenin akademik desteği hem de JICA'nın tecrübe paylaşımlarıyla biz bunun altyapısını oluşturduk. Birinci modülü bu şekilde ortaya çıkardık. İkinci modül dediğimizde de tabii neyi çalışacağız? Afet dediğimizde neler var Afyonkarahisar'da? Bu mesele Afyonkarahisar'da öne çıkan depremdir, taşkındır, seldir, yangındır. Ama bu mesela coğrafi olarak farklı bir yerde, Karadeniz'de heyelandır. Onun evet. üzerine yoğunlaşır. Evet. Çünkü öyle bir şey çıkacak ki bu bittikten sonra Hülya Hanım, Türkiye'nin aslında afet tehlikesi nedir ve riskleri nedir diye bir bunun üzerine TARAP diye bir plan çıkacak. Biz nasıl Afyonkarahisar'da bunu çıkardıysak Türkiye'de bu çıkacak. Ve ciddi manada sizin artık bütün eylem planlarınızı, buna karşı alınacak bütün çalışmalarınızı bunu dikkate alarak yapmak zorundasınız. Aslında burada hayırlı yapmış olduğumuz iş budur. Yani geleceğe bir projeksiyon sunuyorsunuz. Başucu kitabı gibi. Evet, aynen. Başucu kitabı. Bu işin anayasası gibi oluyor artık. Evet. Netice itibariyle burada ben kurumlar, kuruluşlar ciddi manada destek sağladı. Birinci profilini çıkardık. İkincisinde de tehlike türlerini ortaya çıkardık. Tehlike türleri kapsamında da çalışmalarımızı yürüttük. Üçüncü aşamada da yine yapmış olduğumuz GZFT analizlerini yaptık. Dördüncüde ne yaptık? Evet, çok fazlasıyla çalıştığımız, çok fazlasıyla kafa yorduğumuz, çok fazlasıyla da kurum ve kuruluşun hem strateji belgelerine hem yatırım programlarına hem de bu konuyla ilgili daha önce yapmış oldukları çalışmalara baktık. Ve dördüncü modülde bir amacımız olsun dedik. Yani amacımız ne olsun dedik? İlimizdeki afet risklerini azaltmaya yönelik ne yapılabilir? Her alandaki afet tehlike kaynaklarını belirlemek dedik. Bunların araştırılması, olası riskleri azaltma yoluna gidelim dedik. Afetlerin neden olduğu kayıpları en aza indirmektir gayesiyle. Ve ilimiz afetlere hazır ve dirençli bir toplum haline getirmek dedik. Bir madde şeklinde bir amaç belirledik. Arkasından dedik ki bir hedef olsun, hedef koyalım. Yani hedefi koyarken de bu çalışmayı daha sistematik hale getirmesi adına 17 hedef belirledik. Oturduk Çalıştay'da, kafa yorduk. Herkesin görüşüne başvurduk. Bütün kurumlarda yetkili, teknik düşünen, analiz edebilen, analitik düşünen, hatta bu işin sosyolojik boyutuna dahi vurgu yapabilen arkadaşlarımızla oturduk. O pandemi sürecinde çoğu zaman Zoom üzerinden olsun, çoğu zaman yüz yüze olsun kafa yorduk ve 17 hedef ortaya çıkardık. 17 hedefin şöyle çıkması bize fayda sağladı. Oluşturacağımız eylemleri onların altına çok rahat bir şekilde yerleştirelim. İşte nedir o hedefler? Birinci amaç, hedef 17. Oradaki hedefleri eğer şöyle baktığımızda sayacak olursak bir amaç, 17 hedef, hı hı. 215 eylem 215. diyoruz. Evet. Öncelikle hedef birimizde nedir? İlimizi afetlerin etkilerine karşı dirençli hale getirmek. Yani bunun içerisinde sizin biraz önce bahsettiğimiz eğitimlerde giriyor, farklı soyut olan kavramlar da giriyor. Hı hı. Yine erken uyarı sistemleri geliştirmek hedef 2. Hedef 3, afetlere bağlı olarak gelişebilecek ikincil afetlere ve oluşturabileceği zararların en aza indirilmesi. Bunun işte altı doldurularak gidiyor eylemlerle ve bu
Orada çok önemli bir şey. Şu görmüş olduğunuz eylemler kısmında aslında bir strateji belgesi gibi bu. Hedef 1, eylem 2 demişiz. Deprem. Ve bununla ilgili hangi kurum ana sorumlu? Ne yapacak? Evet. Ve bunun destek çözüm ortakları kim? Peki bu ne zaman, ne kadar sürede yapacak bunu? Bunu da oraya koyduk. Dedik ki bunu bu şekilde yapacaksınız. Ve burada devam ediyoruz. Hedef 4, ilimizin sosyoekonomik yapısını afetlerden etkilenmeyen bir yapıya kavuşturmak dedik. Hedef 5'imizde afet yönetiminde kurumsal işbirliği ve koordinasyonu güçlendirmek. Evet, çok önemlidir bu kurumlar arası koordinasyon, işbirliği. Ve sizin bu konuyu yabancılamamanız gerekiyor. Neme lazım, cılamamanız gerekiyor. Yani diğergam duygusu çok önemlidir afetlerde. Yani beni ilgilendirmiyor diye diyemezsiniz. Çünkü toplumun her türlü noktasını zarara uğratan, hem ekonomik hem de sosyal kayıplar doğuran bir durumdur bu. Yine hedef 6, ilimizin afet kaynaklarını belirlemek ve bu kaynakların tehlike analizlerini yapmak, ki biz 6 afet türünü yaptık. Ve bununla beraber diğer yaşanabilecek afetleri de daha sonra bu işin içine katmayı düşünüyoruz. Hedef 7, afet kültürüne sahip toplum oluşturmak. Mesela bugün 2021 afet eğitim yılları ile ilgili bu farkındalığı çok yüksek derecede hissettiriyoruz vatandaşımıza. Bir kültür oluşuyor, bir anlayış oluşuyor. Evet. Yine hedef 8'de afetlerde kritik ve incinebilir grupların korunmasına öncelik vermek. Bak, incinebilir gruplar dediğimiz bu gruplar çok önemli afetlerde de. Ve bunların, ben İzmir depreminde de orada dedik biz, en çok incinebilir grup tamam var ama bunun yanında bir de o oranın sosyoekonomik yapısına göre ya da sosyal yapısına göre orada incinebilir grubun haricinde bir de hayvanların kurtarılması da çok önemliydi. İşin doğrusu burada engellilerin, onlara karşı işte nasıl afette hareket etmeleri gerekiyor ve burada Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü öne çıkıyor ve ana çözüm ortağı olduğu pek çok eylem oraya koyduk. Hedef 9'da ilimizin doğal tarihi ve kültürel varlıklarını afetlerin etkilerinden korumak için önlemler almak. Burada hem Kültür Turizm İl Müdürlüğü hem de Kültür Varlıkları Koruma Kurulu çok büyük roller verdik onlara. İlimizdeki ya tarihi yapılarla ilgili alınacak hem yangın risklerini önleme, yangın yüklerini önleme, hem de tarihi yapıların korunmasına dair alınacak sistematik olarak risk azaltma planlarını yapmalarını sağlayacağız burada. Ki bununla ilgili de çalışmalar var. Yine hedef 10'da il afet riskini azaltmak ve etkin müdahale için yazılı ve görsel basın kuruluşları ile iletişim ağını daha etkin hale getirmek, ki bu da sizin basın kuruluşunu kapsıyor. Burada sizle beraber bu yapmış olduğumuz da aslında bir nevi bu noktada bir çalışmadır. Ve burada gerçekten çok önemli. Biz elimizde Afyonkarahisar'da çok şükür birlikte hareket edebilme kabiliyetini kazandık ama bunun daha sistematik ve işler hale gelerek yürütülmesini istiyoruz. Yine afet sigortalarının geliştirilmesini sağlayan bir hedefimiz var. Yani DAS sigortası, Tarsim mesela, tarım zararlarını azaltma noktasında. İlimiz Türkiye ortalamasının gerisinde DAS sigortasında. Bunun yukarıya çekilmesi çalışmaları. Yine son yüzyılın iklim değişikliğine uyum sağlamak. Yani Afyonkarahisar'a iklim değişikliğine uyum sağlayacak çalışmaları, Tarım İl Müdürlüğü ve diğer kurum ve kuruluşların bu konudaki politikaları nelerdir? Ki son zamanlarda zaten iklim değişikliğine eylem planları gündeme çıkıyor ve bunlarla ilgili de neler yapılması gerekiyor burada yazıyor. Hedef 13'e baktığımızda afet risklerinin önlenmesine dönük bölgesel, ulusal ve uluslararası işbirliği ve çalışma yapmak. Yani biraz önce söylemiştim işte bunu her kaynağı değerlendirdik diye. Biz gelişen durumlara, gelişen şartlara göre hem uluslararası hem ulusal politikalar doğrultusunda birlikte neler yapabiliriz? Onları ortaya koyacağımız bir hedefimiz var. Hedef 14'e baktığımızda il afet bilgi sistemini kurmak. Aslında afet yönetim karar destek sistemimiz var AİDES Afet'in, Afet İl Müdürlüğü, Afet Başkanlığı'nın. Bu sistemin altında yine ARAS diye bir sistemimiz var. Afet risklerini belirleyen, analizini yapan. Ve diğer kurum ve kuruluşların da afetlerle ilgili yapmış oldukları çalışmaları bir sistem içine çekip de aynen bu kitapta olduğu gibi neyin ne olduğunu ortaya koyacağımız bir sistemi kuracağız inşallah. Hedef 15, afetin tüm seviyelerini etkin müdahale için afet hazırlıklarını en üst seviyeye çıkarmak.
Aslında Türkiye Afet Müdahale Planı'yla müdahale noktasında hangi kurumun, hangi kuruluşun, hangi rolde, hangi zamanda, sıfır dakikadan itibaren ne yapması gerektiğini planladık. Ama bunu etkin hale dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi insan faktörüyle çalışıyorsunuz. Her insan aynı duyarlılığa sahip olmayabiliyor. O duyarlılığı kazandıracak bir sürü politika ortaya koymamız gerekiyor. Yine altyapı yatırımlarında afet risklerini dikkate almak. Yani taşkındı, seldi. Evet. Bu noktada hedef 16 bu. Hedef 17 mekansal planlamada afet risklerini dikkate almak. İşte en bariz örneği kentsel dönüşümlerde. Sistematik bir şekilde ne yapılması gerekiyor bunlar. Bununla beraber modül 4'ü oluştururken ve bunlara karşı alınacak eylemleri de içeren 215 adet 40 kurumu ilgilendiren 40 kurumun ana çözümü ortağı oldu. Toplamda 80 kurumu ilgilendiren bir plan ortaya çıktı. Ve bunlarla ilgili de bilgilendirmelerimizi yaptık. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek'in de ilk başından bu yana bu planın çıkması için bizi yönlendirmesi, koordine etmesi sonucu ve diğer kurumlara da aynı şekilde talimatlandırması sonucu ilimizde şu anda afet risk azaltma planına karşı ciddi manada bir görev bilinci oluştu. Bununla beraber peki modül 4'e kadar bu da modül 5'te ne yapıyoruz? Şimdi biz konuştuk. Geri dönüşüm nasıl olacak? Kim ne yaptı? Nasıl izleyeceğiz? İzleme ve değerlendirme modül 5. Peki bunu nasıl yapacağız? Manuel değil. Biz bunu tamamen online hangi kurum ne yaptıysa 6 ay içerisinde çalışmalarını bize rapor edecek sistem üzerinden. İzleme değerlendirme sistemi üzerinden ve biz o sistemde ne kadar hangi seviyede bu işi gerçekleştirdiğini görmüş olacağız. Nerede aksaklıklar var onları da görmüş olacağız. İzleme ve değerlendirme sistemi pardon özür dilerim. Önemli değil. Evet, gerçekten çok detaylı çalışmalar. Burada 215 eylemi gerçekleştirirken kurum ve kuruluşlarımız buradan giriş yapacaklar sistem üzerinden. Biz şunu yaptık, şu eylemi şu şekilde, şu seviyede gerçekleştirdik diye bize dönüşünü yapacaklar ve İl Afet Acil Durum Koordinasyon Kurulu Sayın Valimizin başkanlığında da bu durumu değerlendirecek. Evet, burada bir aksaklık var. Bu şekilde olması lazım. Şurada bir enjekte gerekiyor. Bu burada olmuyor, şu ilave olması gerekiyor. Şeklinde biz bunu bir şekilde işler hale getirmiş olacağız. Aslında bir sistem kuruyoruz. Biraz önce söylediğim gibi afet döngüsü, ülkemizdeki afet yönetim sistemi budur. İlk önce TARAP dediğimiz ve yerel ölçekteki il afet risk azaltma planını oluşturuyoruz. TAMP oluşturuyoruz. Daha sonra ise iyileştirme planımız var. Onu oluşturduktan sonra bu tabii ki uluslararası afet yönetim belgeleri çerçevesinde gerçekleştirdiğimiz çalışmaları içermekte. Siz birkaç kurumun ismini biraz önce zikrettiniz, hedeflerden de bahsederken. Bu İRAP'ta katılımcılar, iştirakçılar kimler olmalı? Şöyle, zaten bunlar belirlenmiş durumdalar. STK'lar ve burada mesela bize ticaret sanayi odamız da olsun, diğer STK'lar olsun çok katkı sağladı. Öte taraftan yine inşaat mühendisleri odası, jeoloji mühendisleri odası, mimarlar odası. Bu işin mesleki alanda görev yapan STK'ların da biz bu çalıştaylarda görüşlerini aldık. Onları da buraya koyduk. Onların da buradaki eylemlerde fikirleri var. Bunun yanında üniversitemizin büyük katkısını gördük burada. Yine Meteoroloji Bölge Müdürlüğümüzün, DSİ'nin, Karayolların ki Afyon Belediyesi'nin ve diğer ilçe belediyelerinde katkılarını aldık. Öbür taraftan İl Kültür Turizm Müdürlüğü, Tarım İl Müdürlüğü, Orman ve ilimizdeki İcracı dediğimiz pek çok kurum ve kuruluşun görüşlerini aldık. Bahsettiğiniz gibi 40 kurum var. Yani görevli ve sorumlu. Yani biz bunu afetin tek sorumluluğunda olan değil. Bu, bu valiliğin, İl Afyonkarahisar Valiliğinin afet risklerine karşı alınacak ve buna karşı yapılacak tedbirleri içeren bir kitabı. Sonuçta Afyonkarahisar Valiliği nezdinde 40 kurumun sorumlu olduğu, 80 kurumun da destek çözüm ortağı olduğu, bunun içerisinde STK'ların olduğu bir sistem ve bir plan. Bu planın da 5 yıl geçerli bu. 5 yıl içerisinde burada yazanları en iyi şekilde afetleri zarar en az minimize edecek seviyeye getirmek için çalışmalarımızı
inşallah yürüteceğiz. Bununla beraber bu plan çıktıktan sonra AFAD Başkanlığımız bu planlar çerçevesinde pilot illerin çalışmaları sonucunda yine diğer illere de kılavuzluk olsun diye il afet risk azaltma hazırlama kılavuzunu oluşturdu. Ve biz de yine aynı şekilde Ege bölgesindeki diğer illere bu konuda katkı sunuyoruz. Onların çalışmalarında Afyonkarahisar olarak bizim gözetimimizde AFAD Başkanlığımızın koordinasyonunda çalışmalarına destek oluyoruz. Evet, tebrik ediyoruz gerçekten. Zamanımız da azaldı Sayın Müdürüm. Bu konu hakkında yani İRAP'la alakalı belli ki söylenecek çok şey var ama ana hatlarıyla sizler paylaştınız. Özellikle o gönüllülük projesi de çok dikkatimi çekmişti. Evet, evet. Ondan da bir bahsedebilir miyiz biraz daha? Evet, çok doğru. Şimdi aslında şöyle afet ve acil durumlarla ilgili çok kişi bu diyargamlık ve yardımseverlik duygusunu bize gösteriyor. Ve bizle beraber çalışmak isteyen pek çok STK var. Hem bunların akreditasyonu dediğimiz, bizde çalışabilirlik yeterliliğinin seviyesine gelmesi noktasında çalışmalarımız var. Bir de bireysel olarak vatandaşların gönüllü olarak bize nasıl katkı sağlayacak? Evet, afette herkese bir iş düşüyor. Bu iş sadece arama kurtarma noktasında değil. Vatandaşın beslenmesi o anda, çadırların kurulması, yönlendirilmesi, sosyal, psikolojik desteğe kadar. Biz ne yaptık? AFAD Başkanlığı olarak geçen yıl bir sistem ortaya koydu. Bu da yine online yapılıyor. Siz afet gönüllüsü olmak istiyor musunuz? Evet, olmak istiyorsunuz. Ne yapacaksınız? E-Devlet üzerinden afet gönüllüsü olmak istiyorum diye başvuracaksınız. Ve başvurunuz sonucunda size bir yönlendirme gelecek, bir mesaj gelecek. Bizim afet gönüllülük portalımıza yönlendirileceksiniz. Orada 4 tane eğitim modülümüz var. Bu eğitim modüllerindeki size verilen eğitimleri tamamladıktan sonra siz aslında birinci seviyede afet gönüllüsü oluyorsunuz. Daha sonra biz afet gönüllüne o sistemden bize bilgileriniz geldiği için biz sizle tekrar irtibata geçiyoruz ve temel arama kurtarma olsun. Diğer sizin yetkin olduğunuz alanlardaki afet noktasından hangi noktada sizden faydalanabileceğiz? O kısımlarda eğitimlerinizi ve o diğer çalışma arkadaşlarınızla beraber temel arama kurtarma eğitimini almış oluyorsunuz. Bunun yanında ilk yardım eğitimi de var. Bu üst seviyeden müteşekkil bir afet gönüllülük sistemi var. Buradan sonra siz yönlendirmeye başlıyorsunuz. Bunun için ben vatandaşlarımızdan öncelikli olarak afet gönüllü olmaları şöyle bir kendilerine fayda sağlayacaktır. İlla ki bizle beraber çalışacak diye bir durumu yok. Kendi ailesine bulunduğu apartman sitede olabilecek bir afet durumunda onlara arama kurtarma olsun ya da işte acil toplanma alanlarına nasıl gidilecek ya da afetin ilk 6 saatinde ne yapması gerektiği konusunda hem duyarlılığı hem de diyargamlığı hem de böyle bir zamanda da onu en çok insanoğlu yani böyle bir hatta bulunduğumuz coğrafya gerçekten İbn Haldun coğrafya kaderdir diyor. Bizim kaderimizde şu var aslında Türk milletinin mayasında da yardımseverlik duygusu, bulunduğumuz ortam zaten buna müsait. Evet. Bu duyguları aşılamış olacak, bunlardan keyif almış olacak ve ben bütün 18-65 yaş arasındaki bütün vatandaşımızı afet gönüllüsü olmaya davet ediyorum. Peki. Çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Varsa son söylemek istediğiniz alalım. Biz teşekkür ederiz yine. Vatandaşlarımızdan acil toplanma alanları çok fazlasıyla gündem konusu oluyor bu durumda. E-Devlet üzerinden acil toplanma alanlarını görebilirler. Neresi olduğunu oradan takip edebilirler. Ve bizle irtibat halinde olsunlar. Bizim eğitim modüllerimiz AFAD'ın sayfalarında yayınlanmakta. Oradan bir saatlik eğitimimiz de var. Bir dakikalık kamu spotu şeklinde de afet bilincini artırıcı bilgiler var. Bunları da izlerlerse çok memnun oluruz. Bu noktada bize verdiğiniz bu imkanı sunduğunuz için de hem Kanal 3 ailesine hem Zat-ı Halinize çok teşekkür ederim. Çok sağ olun, var olun. Rica ediyoruz. Bizler teşekkür ediyoruz. Asıl teşekkürü sizler hak ediyorsunuz. Çalışmalarınızda başarılar diliyoruz sizlere. İnşallah başka bir programda yine ağırlama fırsatı buluruz sizleri. Çok evet sevgili izleyiciler, özel gündem programımızın sonuna geldik. Bir başka programda görüşünceye dek mutlu akşamlar.